Su altında nefesimizi nasıl daha uzun süre tutabiliriz? Yüzme faaliyetlerinde kısmen ihtiyaç duyulan bir konudur bu. Ama özellikle su altı ile ilgilenen arkadaşlar için nefes tutma süresi hayati önemli bir konudur. Bizim de takipçilerimizden sıkça bu konuda bir talep geldiği için bu soruya açıklık getirmeye çalışalım dedik. Sualtı camiasında nefes tutma süresi için, apnea tanımı kullanılmaktadır. Biz de bu tanımdan devam edelim. Temel eğitim döneminde apnea antrenmanları dinamik ve statik yani hareketli ve hareketsiz olarak iki şekilde yapılabiliyor. Ancak esas konuya girmeden önce yasal bir hayatı bir uyarıda bulunmak zorundayım arkadaşlar. Apnea egzersizleri hiperventilasyon içermektedir. Yani vücudun karbondioksit miktarını uygun seviyede tutmak için gerekenden daha fazla nefes alıp verme olayıdır bu bu hiperventilasyon sayesinde kandaki karbondioksitin kısmi basıncı anormal derecede düşer. Bu da sizin nefes alma isteğinizi geciktirir. Maalesef bunun sonucunda sığ su bayılması denen bir olay yaşanır ki bu iyi değildir. Sonuç itibariyle hiperventilasyon çok tehlikelidir ve bilinç kaybı hatta ölüme dahi neden olabilir. Bu sebeple bu çalışmada sadece bu apnea tekniğinin ilk aşaması olan hareketsiz apnea yöntemini anlatacağım. Özellikle ileriki konulara girmiyorum. Ama devamında diğer apnea tekniklerini denemek isteyen kişiler kendi sorumluluklarını alarak kendilerini bu konuda geliştirebilir. Ben özellikle ileri tekniği anlatmayacağım. Temel eğitimde bırakacağız. Şimdi karada hareketsiz apnea çalışmasına gelelim. Burada bayılma ihtimaline karşı çalışmanızı yatarak yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Zaman tutucu bir saat veya kronometreye ihtiyacınız var. Ayrıca iyi bir konsantrasyona sahip olabilmelisiniz ve sakin hissedebilmelisiniz kendinizi. Öncelikle yatağa uzanın ve rahatlayın. Şöyle derin fakat normal tempoda nefes alıp verin. Ve bu yaklaşık 5 dakika boyunca olsun. 5 dakika boyunca nefes alıp verin yavaş yavaş. Derin ama. Sonra peş peşe 3 kere derin nefes alıp verin. Ve son olarak üçüncü nefesinizde derin olarak boşalttıktan sonra yine derin bir şekilde ciğerlerinizi oksijenle doldurun ve nefesinizi tutun. Zaman tutmaya başlayın bu sayede. Kronometreyi çalıştırın. Siz bu nefesinizi tutarken beyniniz size bir takım küçük oyunlar oynayacaktır. Ufak tefek halüsülasyonlar görebilirsiniz. Bu çok normaldir. Bu süreçte nefesinizi tuttuğunuzu düşünmeye, düşünmemeye çalışın. ya yani zihninizi başka şeylerle meşgul etmeye gayret edin. Bir süre sonra diyaframınızın kasıldığını fark edeceksiniz. Bu noktada pes etmeyin, mücadeleye devam edin. Çünkü normal şartlarda her antrenmansız kişi ilk diyafram kasılmasını yaşayana kadar zaten nefesini tutabilir. Önemli olan bu zorlama anını uzatmak. Ancak havasızlık dayanılmaz boyuta geldiğinde nefes alın ve kronometrenizi durdurun. E, Tabi zorlanmış olacaksınız sonunda. Rahatlamak için birkaç kere hızlı nefes e, alıp verebilirsiniz. E, çalışmaya başlamadan önceki sakin halinize dönmek için kendinize zaman ayırın. Yine derin derin nefes alın verin yavaş yavaş. E, yani Nefesinizi dinlendirin. E, bu çalışmayı 4-5 defa tekrarlayın. E, her çalışmanın sonunda e, nefes tutma sürenizin uzadığını fark edeceksiniz. E, ve Total de bu egzersizi her gün tekrarlayabilirsiniz. Egzersizden en yüksek derecede yararlanabilmek için sabah uyandığınız zamanları tercih etmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Takipçilerden gelen isteklere göre videolar yapmaya gayret ediyoruz. Sizde yüzme konusundaki sorularınızın cevaplarını kanalın oynatma listesindeki videoların içerisinde veya yorumlarda bulabilirsiniz kanalı desteklemek için videoları beğenip paylaşabilir. Hatta yeni yayınlanacak olan videolardan haberdar olmak isterseniz de kanala abone olabilirsiniz. Unutmayalım, bilgi ve sevgi paylaşarak artarmış.